kıyamet. Bütün bir halkın yok olması. Ya da kendilerini yok etmeleri. Medeniyetin sonu. Günümüzde bizim için günlük yaşamlarımıza devam ederken nadiren aklımıza gelen bir şey. Bizim başımıza gelmeyeceğine o kadar eminiz ki. Ama bazı medeniyetlerin başına geldi bile. İncil. Yazılmış en etkili metinlerden. Binlerce yıl boyunca milyarlarca insanın yaşamını şekillendirdi. İçinde büyük medeniyetlerin, mucize olayların hikayeleri var. Tanrı'nın kelamı. Çoğu insan bunları yaşamlarını nasıl sürdürmeleri gerektiğine dair kıssalar olarak görüyor. Ama bazıları için bu hikayeler tarihi gerçekler. İncil'de geçen olaylar arasında bir tanesi günümüzde bile bize şok edici geliyor. Sodom'un yıkılması. İncil'e göre Sodom, obadaki 5 şehirden biriydi. Fesatlığı ile ünlüydü. İncil'de bahsedilen Sodom şehrinin günahı geleneksel olarak cinsel sapkınlık, özellikle de eşcinsellik olarak kabul ediliyor. Peki bu gerçekten doğru mu? İncil'deki hikaye Tanrı Hazreti İbrahim önünde belirir ve ona Sodom ve Ova şehirlerini yok etme planından söz eder. Hazreti İbrahim için bu şok edici bir bilgidir. Yeğeni Lut, Sodom'da yaşamaktadır. İncil'e göre Lut ve ailesi Sodom'da yaşayan diğer insanlardan farklıydı. Onlar erdemli insanlardı. Hazreti İbrahim masumlar ve suçluları bir arada yok etmemesi için Tanrı'ya yalvardı. Tanrı Hazreti İbrahim'e şehirde 10 iyi insan bulunursa şehri bağışlayacağını söyledi. Ve Sodom'un yabancılara karşı misafirperverliğini sınayacak bir sınav tasarladı. İncil'e göre Sodom'un günahı tam olarak kibir, açgözlülük ve duyarsızlıktı. Özellikle de fakir ve muhtaçlara iyi davranmıyorlardı. Konuksever olmama, insanlara karşı genel bir kabalık Sodom'u şeytani bir şehir yapıyordu. Tanrı Lut'la buluşması için seyyah kılığına girmiş iki melek gönderdi. Lut onları kabul etti ve iyi davrandı. Lut, Tanrı'nın konukseverlik sınavını geçti. Ancak Sodom'a yabancıların geldiği haberi yayılınca, şehir Lut'un evinde toplandı ve onları teslim etmesini talep etti. Derhal tüm komşular kapısına vurup, "Bu iki adamı gönderin ki onları tanıyalım," dediler. İncil'deki kullanımıyla bu, onlarla yatmak istedikleri anlamına geliyordu. Lutsa olmaz, onun yerine kızlarımı alın, onlar bakire, onlarla istediğinizi yapın ama konuklarımı alamazsınız dedi. Ve o noktada Tanrı devreye girdi ve hayır, sınav oldu dedi. Lanetliler. Melekler Lut ve ailesinin ayrılmasına izin verdiler. Ama onlar gidince Tanrı içinde kalan sakinleriyle birlikte şehri dümdüz etti. Bu dehşet verici olmalıydı. Tanrı onları cehennem ateşiyle yok etti. O kadar korkunçtu ki bu topraklarda kimse yaşayamayacaktı. Yıkım o kadar kesindi ki şehir 700 sene boyunca terk edildi. Bu şehrin günahlarına karşı büyük bir cezaydı. Tanrı, Ova şehirlerinden Sodom'a iki meleği konukseverliklerini sınamak için gönderdi. Hoş karşılanacaklar mı diye görmek için ve sınavı geçemediler. Yani bu cinsellikten çok konukseverlikle ilgili bir hikaye. Antik dünyada konukseverlik çok önemliydi. Hristiyanlığın doğuşundan sonra, milattan sonraki ilk birkaç asırda yorum değişti. İlk Hristiyan teologlar, hikayenin odağını konukseverlikten ayırıp eşcinselliği yasaklayan bir ahlak hikayesine dönüştürdü. Peki yıkım hikayesinde gerçek var mı? Sorumuz şu. Sodom şehri gerçekten var oldu mu?
ve kalıntılarını bulmak mümkün mü? Kadim kıyametler. Sodom ve Gomorra. İncil, Kur'an ve Tevrat'taki kadim metinlere göre Sodom ovanın 5 şehrinin bir parçasıydı. Bu şehirler Güney Kenan'da bulunuyordu. Günümüzde Ürdün, Lübnan, Suriye ve İsrail'i içeren bölgede. 5 şehirden Sodom en büyüğüydü ve ovanın merkeziydi. Asırlar boyu arkeologlar yerini bulmaya çalıştı. Sanırım herkes iyi bir kayıp şehir hikayesini sever. İster Atlantis olsun, ister Sodom. Bir hazine avcılığı yanı var. Efsaneyi doğrulama, sözlü geleneğin tarihsel kaynağını doğrulama açısı var. Ancak bu hikaye bazılarının inandığı üzere sadece bir mit değilse, nerede gerçekleşti ve arkeologlar onu nasıl bulabilir? Ünlü İncil arkeologları Dr. Thomas Shaw ve Walter Rust, Bab el-Drah'da araştırmalarını sürdürüyor. Burası Ölü Deniz'in güneydoğusunda bir bölge. Thomas Shaw ve Walter Rust, alanlarında çok saygın arkeologlar ve akademisyenler. Ve her ikisi de İncil arkeolojisi ve tarihsel coğrafyasıyla ilgili. Shaw bir rahipti. Ve Walter Rust da Ölü Deniz'de pek çok araştırmaya liderlik etti. İkili ilerleme kaydetti ve yakınlarda 4 tarihi bölge daha buldu. Numeria, Safi, Fayfa ve Hanazir. Şahap ve Rust'a göre bu şehirlerin sayısı Belab Drahna'nın Sodom olduğunu gösteriyordu. İncil'de Sodom'un ovanın 5 şehirden biri olduğu söyleniyor. Ve Bab el-Dran yakınlarında 4 şehrin daha bulunması Bab el-Dran'ın Sodom şehri olma olasılığını artırıyordu. Bu 5 kadim bölgenin birbirine yakın yerlerde bulunması önemliydi. Ve Bab el-Drah'da yapılan kazılar sonucunda arkeologlar bölgenin tarihini M.Ö. 3300 olarak belirledi. Bu çok önemliydi. Çünkü bazıları Sodom şehrinin var olduğu tarihin bu olduğunu düşünüyorlar. Ve kazılar sırasında ekip Bab el-Drah'ın sadece 5 şehrin en büyüğü olduğunu değil, bir zamanlar büyük bir nüfusa ev sahipliği yaptığını da gösteriyor. Şehrin etrafında tahkimat duvarları vardı. Arkeologlar insanların evlerini, atölyelerini belirleyebildi. Burası gerçekten önemli bir yer olmalıydı. Shaw ve Rust'a göre Bab el-Drah gitgide daha fazla Sodom'a benziyordu. Ve arkeologlar bölgeyi yakından incelediklerinde önemli bir keşif yaptılar. Geçmiş bir yıkıma dair anıtlar buldular. Arkeologlar çökmüş tuğla yığınlarının yanı sıra çok miktarda kül ve kömürleşmiş madde buldu. Şehrin duvarları yangınla yok olmuştu. İkinci bölge Numeya'da Shaw ve Rust benzer şeyler buldu. Ancak en şaşırtıcısı arkeologların çok sayıda iskelet bulmasıydı. Cesetler yanık malzemelerin altında gömülüydü. Yani bu insanlar ya yeni ölmüşken ya da canlı canlı ezilmişlerdi. Bazı uzmanlar Shaw ve Rust'ın bulduklarının Sodom'un cehennem ateşiyle yok edildiği İncil tanımına uyduğuna inanıyor. Bab el-Drah ve Numeira'nın deprem ve yangınla yok edildiğini ve hedefimizi bulduğumuzu düşünen bir grup var. Güneydeki Bab el-Drah'ın eski Sodom şehri olduğu iddiası Güney teorisi olarak biliniyor. Peki İncil'deki Sodom sonunda bulundu mu? İlerleyen yıllarda bu teoriye şüphe düşüren yeni kanıtlar ortaya çıktı.
Diğer üç bölgede yapılan kazılarda arkeologlar önemli yapılar bulamadı. Sadece bazı mezarlıklar buldular. Burası insanların ölülerini gömdüğü bir yerdi. İki en büyük bölge olan Bab el-Drah ve Numea'nın radyokarbon tahrillendirmesi de Güney teorisine şüphe düşürüyor. İki şehir birbirinden 2,5 asır arayla yok olmuş. Yani Bab el-Dra ve Numerya'nın yıkımı arasında 250 yıl var. İncil'deki tasvire uyması için bu şehirlerin aynı anda yok olması gerekiyor. Zamanlar uymuyor. Evet. Bana göre iki hatada oyundan çıkarsın. Üçüncüye gerek yok. Güney teorisi tutarlı değil. Sodom var oldu mu? Öyleyse onu bulmak mümkün mü? ...1996'da arkeolog Dr. Stevens Collins bu mücadeleye atıldı. Hristiyan bir ailede büyüdüğü için İncil ve bilimsel kanıtlar arasındaki ilişki onu uzun zamandır büyülüyordu. Kafamda dünyalar çarpışıyordu. Bilim, inanç ve dini bir araya getirmek oldukça zordu. Dr. Collins'in Sodom'a arayışında aslen bir elektrik mühendisi olan Dr. Philip Sylvia da ona katıldı. Son yıllarda İncil ve arkeoloji alanına odaklanmıştı. Bana göre Sodom, kutsal metinlerde Tanrı'nın dünyadaki günaha karşı en büyük cezası. Ve içimdeki mühendis yan ve teolog yan keşfedilebilir bir fiziksel kanıt olması gerektiğini anlıyor. Onun ne yaptığını ve nasıl yaptığını anlamak için. Ve beni motive eden şey bu. Dr. Collins inceledikçe İncil'in Sodom'un konumuna dair daha fazla ipucu sunabileceğine ikna oldu. Tarihi kayıtlara, İncil'de yazanlara baktığımda gerçeklikle uyumlu, bilimle uyumlu, arkeolojiyle uyumlu ve onu reddedecek bir şey göremiyorum. Öyleyse ne yapmam gerekiyor? Dr. Collins için Sodom ve Ova şehirlerinin Ölü Deniz'in güneyinde olmayabileceğini fark etmek, 1996'da bir kaza sonucu gerçekleşti. O yaz kutsal topraktaki bölgelerde bir tur düzenliyordu. Bab el-Drah ve Numea'da bir gezi planlarken Sodom'un hikayesini yeniden okudu. Bir şeyler eksikti. İncil'de Lut, Sodom'a taşınmadan önce amcası İbrahim'le birbirlerine veda ederler. Bu sırada İncil onları Ölü Deniz'in kuzeybatısındaki Bethel ve Ai yerleşiminde gösteriyor. Oradan tam Ürdün düzlüğünü görebiliyorlardı. İncil'de Lut baktı ve sulak Ürdün düzlüğünü gördü ve doğuya giderek çadırını uzaklardaki Sodom'a kurdu der. Güney teorisine göre Sodom, Ölü Deniz'in güneydoğusunda, Bethel ve Ai'den 80 kilometre uzakta. Ancak İbrahim ve Lut, Bethel ve Ai'nin kuzeyindeyse o kadar uzağı göremezlerdi. Sonuna dek okudum. Ve kendi kendime Sodom'u güneyde gösterecek bir şey okumadım. Her şey Ölü Deniz'in kuzeyini ve doğusunu gösteriyor dedim. Uzmanlar Sodom'u nasıl Ölü Deniz'in güney ucuna yerleştirebilirdi ki? Benim okuduğum şeyi okuyorlarsa neden aynı şeyi görmüyorduk? Collins kadim metni iyice araştırdı ve Ürdün düzlüğünün gerçek konumunu bulmaya odaklandı. Yaratılış 13:10'da Lut Ürdün düzlüğünü görür. İyi sulanmış Tanrı'nın bahçesi gibi. Ürdün düzlüğünü bulursanız Sodom'u da bulursunuz. Detaylı bir araştırmanın ardından Collins, Ürdün düzlüğünün nerede bulunduğuna dair bir ipucu buldu. İbrani dilinde düzlük için daire anlamına gelen kikkar kelimesi kullanılıyor. Yuvarlak şekilli, düz, ekilebilir araziler.
Sodom ve ova düzlükleri böyle bir yerde aranmalıydı. Bazı arkeologlar, Ürdün'de düz, dairesel ve sulak tek bölgenin Ölü Deniz'in kuzeyinde olduğuna inanıyor. İyi bir topografi haritasına bakarsanız, dairesel bölge, Kikkar'ın Ölü Deniz'in kuzeyinde olduğunu görürsünüz. Ama kimileri için İncil'i coğrafi bir kaynak olarak kullanmak, dikkatle yaklaşılması gereken bir mesele. Kutsal metinleri kullanırken dikkatli olmalıyız. Bu olay yaşanmış olsa bile yazılmasından binlerce yıl önce gerçekleştiği unutulmamalıdır. Ve bize gelmeden önce 5, 6 ya da 7 dilden tercüme edilmiş olabilir. Bir kelimeye fazla ağırlık vermek biraz tehlikeli olur. Sodom ve ova düzlüklerini olay yeri olarak göreceksek İncil tek kaynaktır. Arkeolojik kanıtlar ve eski haritalar da var. Tüm bu şeyi bir yapboz olarak görmeliyiz. Ne olduğunu anlamak için tüm parçaları yerine yerleştirmemiz gerekir. Bu yeni kuzey teorisini destekleyenler, bu daire şeklindeki düzlükte bir yerde, İncil'deki Sodom şehrinin bulunduğuna ikna olmuş durumdalar. Buna dair daha fazla kanıt, kutsal alanların günümüze ulaşan en eski haritası olan Madaba haritasında yer alıyor olabilir. Milattan sonra 6. yüzyıldan kalma ve Madaba, Ürdün'deki Bizans St. Kort Kilisesi'nde bulunuyor. Şimdi Bizans döneminin tarihteki en büyük kutsal topraklar turizm endüstrisi dönemi olduğunu anlamamız gerek. Kilisenin zeminindeki bu haritanın tek amacı, insanlara nereye gideceklerini göstermekti. Harita eksik ama en önemlisi anahtar bir isim içeriyor. Zoar, Sodom'la birlikte İncil'de adı geçen ovadaki 5 şehirden biri. Zoar önemli. Çünkü ovadakiler arasında yok edilmeyen tek şehir. Yok edilmemesinin sebebi İncil'e göre Lut ve ailesinin kaçtığı şehir olması. Haritada Sodom yer almıyor. Ancak başka bir şey gözüküyor. Ölü Deniz'in kuzeyinde. Kısmen görülebilen iki şehir. Dr. Collins için çok önemli coğrafi işaretler. Ölü Deniz'in kuzeyindeki o iki şehir temsilinin Sodom ve Gomorra olduğuna dair ciddi bir şüphem var. Haritanın kayıp parçası Sodom'sa tam olarak nerede? 2005'te Collins ve meslektaşları kesin kanıt aramak için Ürdün'e gitti. En başta biraz korkutucuydu. Amerika, Avrupa ya da İsrail'de bu arkeolojik alanlara dair bir harita bulamadım. Ve bu beni çok rahatsız etti. Oraya gidince ne bulacağım diye kendi kendime sordum. Ama sonra Amerikan Doğu Araştırmaları Merkezi'nde bir gelişme yaşandı. Ekip haritalar ve incelemeleri masaya dökerken Ürdün Yarığı Vadisi Antik Eserleri adında bir kitaba rastladı. İçinde Ürdün'ün Kikkar bölgesindeki antik şehirleri gösteren bir harita vardı. Ölü Deniz'in kuzeydoğusunda. Ekip sahaya indi. Ve Sodom için en olası şehri belirlemek için onları elemeye başladı. Peki ne bulduk? 14 büyük arkeolojik bölge. Ama bir sorun vardı. Biz sadece 4-5 tane arıyorduk. Şimdi ise 14 tane vardı. Bazıları çok küçük, çok önemsizdi ya da yanlış dönemdendi. Ve onları eledik. Bir hafta süren araştırmanın ardından tek bir aday kaldı. Tal El Hamam. Ölü Deniz'in 13 kilometre kuzeydoğusundaydı. İncil bana Sodom'un Ölü Deniz'in kuzeydoğusundaki en büyük bronz çağı şehri olduğunu söylüyordu. Ve bilin ne oldu? Bu kesinlikle devasaydı. İnsanlar bunu nasıl radarına almamıştı çok şaşırdım. Neden hiçbir haritada yoktu? Yaklaşık 10 yıl süren araştırmanın ardından Tal El Hamam, Colin'in Sodom için bir numaralı şüphelisi oldu. Tal El Hamam'ın üzerinde yürüyordum.
bir avuç kum aldım ve parmaklarımın arasından akmasına izin verip bir gün bana bildiklerini anlatacaksın dedim. Ancak bu kadim şehrin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için kazmaya başlaması gerekiyordu. 27 Aralık 2005'te ekip kazılara başladı. İlk olarak dev bir alan ortaya çıkardılar. 60 hektarlık bir alan. Bölgedeki diğer bronz çağ yerleşimlerinden çok çok daha büyüktü. Şaşırdım. Çoğunlukla alanın büyüklüğü yüzünden. Vay canına dediğim bir andı. Bölge herkesin beklediğinden daha büyük olduğundan Collins, dünyaca ünlü arkeoloji mimarı Dr. Lynn Ritmeyer'i bölgenin haritasını çıkarmaya davet etti. Dr. Stephen Collins'ten bir çağrı aldım. Ürdün'e gelip yeni kızımı görmek ister misin? Sodom'u bulduğuma inanıyorum dedi. Sodom mu? Saf olma, bu imkansız dedim. O da hey, gel ve bir bak dedi. Tamam, geleceğim dedim. Bölge ve mimarisi beni çok etkiledi. Bunu arkeolojik bir bakış açısıyla görmekle çok ilgileniyordum. Kazıların ilk birkaç sezonunda ekip 5 metre kalınlığında, 12 metre yüksekliğinde güçlü duvarlar ortaya çıkardı. Bir saray, bir tapınak, en az 2 meydan, düzinelerce ev ve sokak ortaya çıktı. Hepsi de Sodom'un var olduğuna inanılan Orta Bronz Çağı döneminden kalmaydı. Orta Bronz Çağı tahkimatları benim için şaşırtıcıydı. Savunma sistemi için 40 ila 60 milyon çamur tuğla kullanılmıştı. Böyle bir projeyi oluşturup inşa etmek için hayli merkezi bir yönetim gerekiyordu. Pek çok arkeolojik kazıda çalıştım. Ama bu kadar dev bir bölge görmemiştim. Dal el Hamam, eski Kudüs şehrinin 6 katı kadardı. Daha da önemlisi, ekip yarım metre ile 2 metre arası kalınlıkta değişen kül katmanları buldu. Dal el Hamam'ın yok edildiğini gösteriyordu. Ve Orta Bronz Çağ'da yok edildiklerine eminlerdi. Küllerin arasında kesinlikle Orta Bronz Çağ'dan kalma çömlek parçaları vardı. Kanıtlar bu bölgenin M.Ö. 1700 civarında yandığını gösteriyor. Ve Doktor Silvia, kül katmanını incelerken büyük ve yıkıcı bir olayın resmi belirdi. Kalıntılar arasında işçilerin tahıl öğütmek için kullandığı büyük 180 kiloluk eğer değirmeni buldular. Eğer değirmeni denmesinin sebebi bir ata biner gibi üzerine oturmanız ve değirmeni ileri geri iterek tahılı öğütmeniz. Ancak Doktor Silvia için değirmenin bulunduğu yer hiç mantıklı değildi. Kaidenin üzerinden fırlamıştı. Yerde yan duruyordu. Kuzeydoğu yönünde. Ekip böyle büyük ve ağır bir nesnenin nasıl böyle fırlayabildiğini merak etti. Ve tek nesne bu değildi. Bölgede aynı yöne düşmüş kalıntılar ve yapılar vardı. Büyük bir güçle itilmiş gibi görünüyorlardı. Yerde kuzeydoğu yönünde 6-7 metre fırlamış çömlek parçacıkları ve diğer şeyler vardı. Her şey belirli bir yöne dönüktü. İçerideki her şey karışmıştı. Kül, çömlek parçaları, kırık çamur tuğlalar. Her şey bir yıkımı gösteriyordu. Ekip Dal el Hamam'ı vuran büyük, yıkıcı bir olayın kanıtlarını buldu. Dr. Collins buna Orta Bronz Çağ yıkımı olayı diyor. Peki buna ne sebep oldu? 2011'de ekip ürkütücü bir keşif yaptı. İnsan kemikleri bulmaya başladık.
Leğen kemiği parçası, bir parça diz kemiği, bir uyluk kemiği parçası. İçlerinden biri sadece uyluğun ortasından aşağı kadardı. Geri kalanı kayıptı. Ve ayrılmanın olduğu yer ciddi şekilde yanmıştı. Neredeyse yanıp ayrılmış gibiydi. Vücutları çok kalın duvarlardan birine çarpmış, sonra yere düşmüşler. Üzerleri kül ve diğer malzemelerle kaplanmış gibi görünüyordu. Bunlar sevgiyle gömülen cenazeler değildi. Bunlar şiddetli bir olay sonucu bu şekillerde yere düşmüş insanlardı. Başka bir bölümde bölge sakinlerinin yoğun bir güçle öldürüldüğüne dair başka kanıtlar da buldular. Orta Bronz Çağ bölgesinde iki kafatası ortaya çıktı. Her ikisinde de alt çene kemiği yoktu. Birinde bütün kafatası vardı ve ezilmişti. Burada bir tanesinin leğen kemiği parçası vardı. Yanında da kafatası parçası. Resmen parçalara ayrılmışlardı. Collins için kafataslarının konumu bir anahtardı. Yıkım alanı 8 metre aşağıda, 1 metre derinde. Bu kişilerin bu iki kafatası parçasının Orta Bronz Çağ yıkım olayının bir parçası olduğuna hiç şüphe duymuyorum. Vücut böyle bir güce dayanacak şekilde tasarlanmamıştır. Bu hem şok edici hem travma yaratıcıydı ama öte yandan bir mühendis olarak, bir bilim insanı olarak kesinlikle büyüleyici. Ekip şehrin neyi yok ettiğini bulmaya gitgide yaklaştığına inanıyordu. Ama şimdilik onlara burasının İncil'deki Sodom olduğunu söyleyen kesin bir şey yoktu. Ancak onlar kazdıkça çok büyük bir bölge ile karşı karşıya oldukları açıkça ortaya çıkmaya başladı. Şehrin dışında 3 metre kalınlığında duvarları olan çok sayıda büyük bir yapının temellerini çıkardılar. Onlardan biraz daha doğuyu kazmalarını istedik. Ve orada başka bir duvar ortaya çıktı. Aynı türde tuğlalardan yapılmaydı. Ve diğeri gibi 3 metre genişliğindeydi. Ama sonra bunun şehir duvarlarından dışarıya çıkan büyük bir kule olabileceğini fark ettim. Doktor Rittmeyer ve ekibi dev bir kapı yapısının kalıntılarına rastlamıştı. 21 metre genişliğinde, 14 metre yüksekliğinde her iki tarafında kuleler ve 6 odası olan bir yapı. Tal el-Hamam ekibi adım adım büyük bir metropolün kalıntılarını ortaya çıkardı. Yaklaşık 600 hektarlık bir alanı kaplıyordu ve tahmini 65 bin kişi orada yaşıyordu. Büyük bir şehir merkezinin tüm özellikleri vardı. Saraylar, tapınaklar, konut alanları, sokaklar ve dev tahkimatlar. Ve uydu kasabalar, faydalanabileceği devasa tarım arazileri. Onu büyük hale getirecek her şey. Ve İncil'in tarif ettiği şey de bu. Arkeoloji de bunu doğruluyor. Konum anlamında coğrafi ipuçları uyumlu. Tarihteki yeri açısından zamanı da uyuyor. Başka hangi sonuca varılabilir bilmiyorum. Ancak daha geniş çevreleri, Tal el-Hamam'ın İncil'deki Sodom olduğuna ikna etmek için daha yapacak çok işleri var. Bu bölge çok ilginç olsa da, bölgenin tanımlanmasında sorun buluyorum. Bölgeyi anlamak için daha çok çalışma yapılması gerek. Bir bağlama oturtulmalı ve önemi anlaşılmalı. Ve neden yok olduğu. Tal el-Hamam'ın Sodom olup olmadığı henüz belirlenmedi. Ancak ekibin buldukları, bir zamanlar bu bölgede gelişen büyük ve ileri bir medeniyet olduğunu gösteriyor. Tal el-Hamam'da şehir düzeni çok açık.
Bir alt şehir ve üst şehir var. Alt şehirde sıradan insanlar yaşıyordu. Üst şehrin ise kendi ayrı savunma sistemi vardı. Tamamen yalıtılmış bir alandı. Kralın sarayı ve saray nedimeleri burada yaşıyordu. Tal el Hamam'da bulunan nesneler sayesinde ekip, o zamanlar insanların nasıl yaşadığını ortaya çıkarabildi. Evlerin çoğu çamur tuğla evlerdi. Evlerin kendileri nesillerdir kullanılıyordu. Orta bir avlunun etrafında birkaç oda vardı. Yukarıda bir güneşlik bulunuyordu. Ekmek orada pişiyor, tavuk orada kızartılıyor, orada yemek yiyorlardı. Ve kadınlar tahılı orada öğütüyordu. Tüm bunlar avluda gerçekleşiyordu. Evdeki yaşamın merkezi oradaydı. Şehir 3000 sene aralıksız ayakta kaldı. Resmen iyi yağlanmış bir makine gibi çalışıyordu. Ama sonra kanıtlara göre M.Ö. 1700 civarında, Orta Bronz Çağlar'da Tal el Hamam şehri vahşi şekilde yok edildi. Bu felaket yıkımın ardında ne vardı? Bunun cevabı, bize asıl günah şehrinin burada olup olmadığına dair ipucu verebilir mi? Bölgede arkeologlar kavrulmuş duvarlar ve zeminler, kül altında gömülü, yanmış çömlek parçaları ve büyük bir kuvvetle fırlatıldığına inandıkları yanmış insan kalıntıları buldular. Onlara göre kanıtlar, İncil'de anlatılan Sodom'un cehennem ateşiyle yok edilmesine uyuyor. Peki buna sebep olan şey ne olabilir? Tal el Hamam'daki kanıtlara bakarsanız, bunun dev bir volkanik felaket olduğunu düşünmek makul. Tal el Hamam bir volkan tarafından mı yok edildi? Son yıllarda uzmanlar antik dönemden kalma volkanik akıntı kalıntılarına rastladı. Ölü Deniz'in kuzeydoğusundaki tepelerde, Ürdün'ün altıda biri bazalt olarak bilinen sertleşmiş lavla kaplı. Ölü Deniz'in o bölümünde çok miktarda bazalt kaya var. Bunun sebebi bölgenin jeolojik olarak çok aktif olması. Tarihinin büyük bölümünde volkanik aktiviteler yaşamış. Ancak bu teoride bir sorun var. Tal el Hamam bölgesinin yakınlarında bir volkan yok. Volkanik aktivite için illa üçgen şeklinde bir dağın çok miktarda lav püskürtmesine gerek yok. Ya da uyuyan bir volkana. Gereken şey yüzeyin altında erimiş kayalardan bir ısı kaynağı olması ve yüzeye çıkması. Isının dışarı çıkabileceği bir yer. Biz buna bir volkanik sistem deriz. Yani görünmeyen ya da fark etmesi çok zor olan volkanik sistemler olabilir. Bölgede eski lav kalıntıları olmasına rağmen pek çok kişi bölgenin yıkım sebebinin bu olduğunu reddediyor. Yeterince malzeme yok. Bir şehrin terk edilmesine neden olması için ciddi miktarda kül gerekir. Ve görebildiğimiz kadarıyla burada yeterince yok. Ancak suçlanabilecek başka bir doğa olayı var. Biri bana gelip, harap olmuş bir şehir, çökmüş ve devrilmiş binalar var ve çok miktarda yangın izi var dese, herhalde bak ne diyeceğim, bu depreme benziyor derdim. Bir deprem sırasında iki adet tektonik plaka hareket eder ve ikisinin birleştiği sınır sıkışır. Birbirine girer, sürtünme olur ve stres birikir. Birikmeye devam eder ve bir noktada artık taşıyamaz, hareket eder ve yer değiştirir. Bu da büyük bir enerji üretir. Sürtünmeden dolayı ısı ve ses oluşur. Sismik dalgalar işte böyle oluşur. Ve özetle bu bir depremdir. Bir deprem, zeminin ciddi biçimde hareket edip Tal el Hamam'ın çökmesine neden olmuş olabilir mi? Bir fay hattı dikey ya da yatay olarak hareket edebilir ya da her ikisinin karışımı da olabilir. Ve Ölü Deniz'de fay bölgesinde ikisi genelde bir arada yaşanır. Deprem binaları sallayıp onların çökmesine ve zincirleme tepkiyle yangına neden olmuş olabilir. Belki bir ocak devrilmiş, çatılar alev almış ve şehir yanmıştır. Bu yaşanabilir. Ancak Tal el Hamam ekibi için kazı alanında buldukları kanıtlar suçlunun deprem olamayacağını gösteriyor. Bir depremde
Zemin ileri geri hareket eder. Tal el-Hamam çevresindeki bölge kuzey-güney yönünde sallanır. Orada deprem olduğunda nesneler güneye ya da kuzeye gider. Duvarlar da o yöne doğru yıkılır. Ancak bizim bulduğumuz nesneler kuzey-doğu yönüne itilmişti. Ve sadece kuzey-doğu yönüne. Yani tek taraflıydı. Daha önemlisi, ekip bölgenin geç bronz çağı döneminde yaklaşık 700 sene boyunca boş kaldığını gösteren bir keşif yaptı. Bölgede zamanı bilmenizi sağlayan asıl şey çömlek kayıtları. Bölgede tüm geç bronz çağı boyunca çömlek bulunmuyor. Hiç yok. Ve ikincisi, mimari bir eser olup olmadığına bakıyorsunuz. O dönemde tek bir bina var. Bir gümrük evi ya da tartma istasyonu olduğunu düşünüyoruz. 10 ila 20 sene falan ayakta kalmış. Yani çömlekler ve mimari açıdan evde kimse yoktu. Göç etmişlerdi. Ekip, şiddetli bir olay sonucunda yok olan ve gelecek 700 sene boyunca bölgenin büyük oranda terk edildiği büyük bir bronz çağı şehrinin kanıtlarını ortaya çıkardı. Onlara göre Tal el-Hamam'ın konumu ve büyüklüğü Sodom olabileceğini gösteriyor. Ancak bu felaket çöküşün sebebini açıklamaya daha fazla yaklaşamadılar. Sonra 2011'de üst şehrin bir bölümünü kazan Dr. Collins'in ekibi sıra dışı bir keşif yaptı. Meydanı kazanlar bana gelip bunu görmelisin dediler. Orta bronz çağı katmanında bölgeye yayılmış binlercesi arasında bir çömlek parçası buldular. Ancak bu parça farklıydı. Bir yanda parça sıradan bir bronz çağı çömleğine benzerken, diğerinde yüzeyi yeşil ve cam benzeriydi. Bir tarafında yüzey erimiş görünüyordu. Kenarından sarkıyordu, çok hafifçe. Dr. Collins için bu sırlı, İslami çömlek gibi görünüyordu. Ancak bu türde çömleklerin üretilmesi, Tal el-Hamam'ın yıkımından binlerce yıl sonra gerçekleşecekti. Bu keşif Collins'in ilgisini çekti. Sanki bu parça zamanda yolculuk edip sonraki çağlardan gelmiş gibiydi. Bu kadar derinlerde sırlı çömlek ne yapıyor olabilirdi ki? Tal el-Hamam'ın yıkımına dair başka ipuçları sunuyor olabilir miydi? Collins bu tuhaf görünüşlü parçayı New Mexico'daki ABD Jeoloji İnceleme Laboratuvarı'na götürdü. Sonuçlar geldiğinde resmen bu dünya dışından gelmiş gibiydi. Şimdi testler sayesinde bu erimiş çömlek yüzeyinin fiziksel olarak trinitite benzer olduğunu biliyoruz. Trinitit kelimesi gizli isim Trinity'den geliyor. Patlatılan ilk nükleer bombadan. Bu test 16 Temmuz 1945'te New Mexico'da Hornada del Muerto çölünde gerçekleşti. Trinity bombası patlatıldığında 21 bin ton TNT'ye denk gelen bir güçle patladı. İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan nükleer bombadan biraz daha güçlüydü. Patlamanın ardından bilim insanları çöl yüzeyini kaplayan tuhaf bir madde fark ettiler. Bomba patlarken büyük bir ateş topu çıkardı. Büyük bir mantar bulut ve büyük bir yükselme yaşandı. Bu sırada yukarı çok miktarda kum çıktı. Yoğun sıcak nedeniyle eridiler ve sonra göle geri yağdılar. Hızla soğuyarak bu camsı trinititi oluşturdular. Kumun erimiş cam benzeri yüzeyi, Tal el-Hamam'da bulunan çömlek parçasına benziyordu. Analiz edildiğinde uzmanlar başka bir şey daha keşfettiler. Zirkon. Zirkon doğal oluşan bir mineraldir.
kayalarda hemen hemen tüm dünyada bulabilirsiniz. Zirkona mikroskop altında baktığınızda kristal benzeri bir yapısı vardır. Çok düzenli, sivri ve tırtıklı kenarları vardır. Ancak çömlek parçasının içindeki zirkon farklıydı. Zirkon çok daha pürüzsüzdü, bir gözyaşı damlası gibi. Uzmanlar bu parçadaki zirkonun böyle tuhaf bir şekil oluşturması için sıra dışı bir süreçten geçmiş olması gerektiği sonucuna vardı. Zirkon çok yüksek sıcaklara dek ısınmış, hatta erimiş ve sonra hızla soğumuş olmalıydı. Yoksa genelde oluşan daha düzenli şekilli zirkon oluşurdu ve soğuması binlerce yıl alırdı. Bu şekilde erimesi için parçacığın aşırı sıcaklara maruz kalması gerekiyordu. Normalde ateş 600 ila 2000 santigrat derecede yanar. Zirkonun erimesi içinse en az 4000 santigrat dereceden söz ediyoruz. Bu en sıcak yangınların iki katından fazla. Güneşin yüzeyi 4000 derece civarında. Güneşin yüzeyindeki eşit sıcaklıklardan söz ediyoruz. Ve kazı devam ederken, ekip bu aşırı sıcakta oluşan çömleklerden gitgide daha fazlasını buldu. Bölge boyunca kazdığımız her yerde yüksek bir ısı yaşandığına dair işaretler gördük. Her yerde parçacıklar bulduk. Nasıl bir şey buna neden olabilirdi? Bu antik bölgedeki kanıtlardan inanılmaz sıcaklıklar yaşanmış olduğunu gördük. Normal bir ateşten çok daha fazlası ve Trinitite çok benzer bir madde yaratmış. Tabii o zamanlar nükleer bombalar yoktu. Buna ne sebep olmuş olabilirdi? Seçeneklerden biri meteor. Bizim bölgemizde yerde işte kesinlikle uzaydan bir şey gelip çarpmış diyebileceğimiz krater gibi bir şey yoktu. Böyle bir şey bulunmuyor. Ancak meteorların yıkıcı güçlerini dünya üzerinde göstermesi için illa çarpmalarına gerek yok. Nadir bilinen bir kozmik olayla yoğun yıkıcı bir güç ve büyük bir yoğunlukta bir ısı gerçekleşebilir. Meteor infilakı denen bir olayla. İnfilak, meteorun dünyanın atmosferine girince yere çarpmadan önce havada patlamasıyla gerçekleşir. Patlama nedeniyle yerde oluşan hasar çok büyük olabilir. İlk olarak havada çok sıcak bir kaya olan meteor var. Etrafındakileri ateşe verebilecek bir ısı yayıyor. Patladığında büyük bir şok dalgası yaratır ve sıcağı yayılır. Artan sıcağı hissedebilirsiniz. Göreceğiniz yıkım kayanın büyüklüğüne bağlıdır. Meteor ne kadar büyükse yıkım o kadar fazladır. Meteor infilakı nadir görünür. Ancak yakın tarihte de gerçekleştiler. 1908'de Sibirya'nın ıssız, yaşanmayan bir bölgesinde bir havada infilakın Los Angeles'tan büyük bir alanı yok ettiğine inanılıyor. Bir görgü tanığı gökyüzünün ikiye yarılmış ve ateşle kaplanmış gibi göründüğünü söylüyordu. 80 milyon kadar ağacı yok etti. 60 kilometre uzaktaki en yakın kasabada sakinler patlamanın ısısını hissetti. Binaların camları kırıldı. Bazıları yere düştü. İnfilakın yarattığı güç nedeniyle. Kıyamet gelmiş gibi hissetmiş olmalılar. Daha yakın zamanda 2013'te kameralar Güney Rusya'daki Çelyabinsk şehri üzerinde bir infilak anını yakaladı. 1500 kişi yaralandı. Binlerce bina hasar gördü. Tal El Hamam'daki ekip, buldukları kanıtların ardında büyük bir yıkım bırakan bir havada infilakın kanıtları olduğuna inanıyorlar. Çok büyük bir alana bakıyoruz. Binalar temellerinden yıkıldı. Eşyalar, çömlekler, kullandıkları aletler parçalandı. Yoluna çıkan her şeyi buhar etti ve yaktı. Bu nedenle bunca kül ve kuzeydoğu yönüne yatmış malzemeler görüyoruz. Tek bilinen kaynak, kanıtlarda gördüğümüz bir darbeye neden olacak
ve gördüğümüz termal profile uyan tek şey bir meteor infilakı. Tal el-Hamam'da yaşama 700 sene ara verilmesi, Doktor Silvia'ya göre havada infilakın doğrudan sonucu. Sadece 13 kilometre uzaktaki Ölü Deniz üzerinde infilak etmesinden dolayı. Suyun üzerinde bir infilak yaşanırsa tsunami etkisi oluşturur. Dalgalar kara üzerine doğru ilerler. Çok yüksek miktarda aşırı ısınmış Ölü Deniz'in tuzlu suları etrafı kaplar. Patlama cephesiyle birlikte ilerler. 700 yıllık boşluğun en iyi açıklamasının Ölü Deniz'in çok yüksek tuz oranı nedeniyle toprağı zehirlemesi olduğuna inanıyorum. Ölü Deniz suyunun yüksek tuz oranı toprağı asırlar boyu verimsiz hale getirmiş olabilir. Tahıl yetiştirmek imkansızdı. Ve tahıl yetiştiremezseniz sığırlarınızı besleyemezsiniz. İnsanları besleyemezsiniz. Ve medeniyetin bölgeye geri gelmesini sağlayamazsınız. Bilim açık. Analiz açık. Ve kanıtlar artıyor. Kesin olarak belirlediğimizi söylemiyorum ama tüm işaretler bir havada infilak ile uyumlu görünüyor. Arkeologlar için Tal el-Hamam'ın bir meteor infilakı ile yok edilmesi, İncil'deki Sodom tarifine şaşırtıcı biçimde benziyor. Gökten yağan cehennem ateşi, şehri ve insanları yok ediyor. Çevredeki araziyi yaşanmaz hale getiriyor. Ancak herkes ikna olmuş durumda değil. Meteor olayları çok nadirdir. Gerçekleşirler ama nadirdirler. Bence insanların öne sürdüğü sonuçlara varmadan önce daha fazla kanıta ihtiyacımız var. Ve böyle bir olayın çok daha geniş ve çevresel kanıtlara geçecek bir etkisi olacağını düşünüyorum. Bunları da araştırmamız gerek. ...2005'ten bu yana Dr. Collins ve ekibi Tal el-Hamam'ı kazıyorlar. Gerçekten şaşırtıcı bir keşif yaptılar. Bir zamanlar canlı, geniş bir metropolün kalıntıları, Ölü Deniz'in kuzeydoğusunda, Sodom'un İncil'deki tarifine uyduğunu düşündükleri bir yerdi. Collins için Tal el-Hamam'ın keşfi, analizi ve yıkımı, Sodom'un İncil'de anlatılan yıkımına çok yakın. İnsanlar sık sık bana Tal el-Hamam'ın Sodom olduğuna nasıl emin olduğumu soruyor. Bana göre başka bir seçenek yok. Doğru yerde, tam da doğru zaman aralığında. Doğru şeyler var, bir yıkım olayı var. Steve Collins bana kazıya gelmemi ve bunun Sodom olabileceğini düşündüğünü ilk söylediğinde çok şüpheciydim. İncil'i okurum, metni ciddiye alıyorum. Ama elime İncil'i alıp kazı yapmam. Boyutu, konumu, Sodom'un yok edilişi ve bunu orijinal metni yeniden okuduğumda artık Tal el-Hamam'ın Sodom olduğuna ikna oldum. Ancak ekip hala daha geniş arkeolojik çevrenin şüphesiyle karşı karşıya. Meteorların dünyaya çarptığını biliyoruz. Bu olası mı? Tabii ki. Peki, Sodom olmasını istediğiniz bir yerin yıkımını İncil'deki yıkım hikayesiyle olası bir açıklama şeklinde eşleştirmek spekülatif mi? Evet, durum öyle görünüyor. Şüpheciler Tal el-Hamam'ın yıkımı için havada infilak teorisini fazla abartılı, fazla uzay çağı görüyorlar. Ama milyonda bir şans olsa da gerçekleşmediği anlamına gelmez. Ekip kanıt aramaya devam ediyor. Şüpheye yer bırakmayacak şekilde Tal el-Hamam'ın
Sodom şehri olup olmadığı sorusuna yanıt vermek için.